Selamlar dostlar, kanalıma hoş geldiniz. The Cat Lady'nin 3. bölümüyle karşınızdayım. Evet, oyunun sesi çok mu fazla? Bunu da kısamıyoruz, ancak masasından kısmam lazım herhalde. 1 saat 40 dakikalık yorucu bölümün ardından çekim yapamamıştım. Ama tabii şey aksamıyor. Muhtemelen bugün bu yetişecek size. Ben normalde oyunları biraz önden çekiyorum ki bu tarz video çekemeyeceğim durumlar olursa stoklu bitsin diye. Yani diyalogları çok uzun ve hızlı akan bir oyun. Aynı zamanda da araya giremiyorsun falan. Ama atmosfer olarak da, sizin yorumlarınızda da gördüm. Atmosfer olarak da, hikaye olarak da aslında böyle merak ettiriyor. Atmosfer de içine çekiyor. Şimdi yine zannedersem kargayı takip edeceğiz ama biz buraya nasıl gelmiştik? En son doktorla konuştuk. Doktor X bizi dışarı çıkartmamıştı. Bize bir yanaşmaya mı çalıştı, bir şey yaptı ama... Ne olduğunu merak ediyorum dedi. Müzik gitti. Doors. I can't see them. Just walk back to the right side of the stage. My dear little Susan can't miss them. Şimdi burada dedi ki sen kimsin? O da dedi ben kargayım tabii ki de. Çirkin şey kötü Doktor X küçük Susan'ı incitti. Ben seni buradan çıkaracağım eğer istersen dedi. İki tane kapı var. Bunlardan birisi seni ait olduğun yere geri götürecek. Diğerinde ise her gün, her saniye, yani öyle özetleyeyim, her gün her saniye sürekli istediğim bir şey var dedi. Hediye, ödül var dedi. Bu, ondan sonra şey dedi ki Susan, yani ben kapı göremiyorum dedi. Kapı nerede dedi. Kapılar. O da dedi sağ tarafa doğru yürü görürsün dedi. Evet burada kapılar. Susan kızlarımı beğendi mi? Beğendiğini biliyorum. Onlar neyse söyle onlara... Bana göz dikmeyi bıraksınlar gibi bir şey diyor. Yani kapının bekçileri. Hangi kapının hangisi olduğunu biliyorlar diyor. Hangisinden girmeliyim dedi. Onu Susan'ın kendi kararına bırakıyorum. Ha, bir şansım var, harca ve bir daha kazanama diyor. Sadece bir soru hakkım var, onlara sor. Akıllıca kullanmalı diyor. Biri daima doğru, diğeri daima yalan söylüyormuş. Tahmin ediyorum hangisinin hangisi olduğunu söylemeyeceksin diyor. Ben unuttum zaten diyor çok uzun zaman önce diyor. Fakat önemli mi diyor. Bir soru ile Susan doğru kapıyı bulabilir diyor.
Şu klasik yalan doğru sorusu ama bir soru diyor. Yani biz bu kuklaların her ikisine de birer soru soramayacağız anladığım kadarıyla. Bir soru soracağız ve bu kukla bize doğru mu söylüyor, yalan mı ona bakacağız. Bakayım bu kuklanın gözünün altında bir şey var da bunda da var mı? Var. Kuklalar arasında bir görsel ayrım yok gibi. Bakıyorum. Hani şimdi açılır menüde sorularının ne olduğunu bilmiyoruz tabii ama inzalt. Allah Allah. Bak. Bunda egzamin yapabiliyor muyuz? Yani şu staring herhalde göz dikmek mi bilmiyorum. Şuradan bir yazıp bakacağım çıkar mı? Staring diye bir şey çıkmıyor. Staring. Ha. Dik dik bakan aynen göz dikmek. Umarım diyor bunu artık bırakır. Bana dik dik bakmayı bırakır diyor. Yani şimdi sor var. Bir de insult. Ne yapacağız? Ha, küfür mü edeceğiz? You're just an ugly, disgusting, disfigured, foul, hideous thing. Saydırıyor. Çirkin, mirkin, iğrenç. Bunda dürt diyor. That'll teach you to stop staring, you horrible, ugly, dull. Bir daha insult You're edebiliyoruz mu? just an ugly, disgusting, disfigured, foul, hideous thing. Öyle duruyor ya, bir tepki göremedik. Abi zor ya. Buna da aynı şeyi söylüyor. Buna da aynı şeyi söylüyor. Şimdi ikisini de kızdırdık mı biz yani? Dürttük, çirkin mirkin dedik. Şimdi duygularını karıştırıyorlar mı acaba bu işe? Sürekli yalan veya sürekli doğru söylerken. Soru şimdi hakkımızı harcamadan önce düşünelim istiyorum da hani iki soru olsa şöyle yapardım. Yani birine diğerinin hakkında soru sorardım. Aynı soruyu diğerine gidip kendisine de sorardım. Oradan cevabı alırdık herhalde. Sor bakalım. Peki, hangi kapıdan girmeliyim? Hangi kapı beni ödüle götürecek? Hangi kapı beni dünyama geri götürecek? Soldaki kapı benim açmam gereken kapı mı? Bak bunun üzerine düşünelim. Soldaki kapı benim açmam gereken kapı mı dedi diyelim. Ama her türlü şey olacak. Evet dese yalancıysa, evet derse sağdaki kapıdan girmeliyim. Doğru söylüyorsa o zaman hayır diyecek. Yok, doğru şey yalancıysa evet derse sağdaki kapıdan, hayır derse o kapıdan girmem gerekiyor soldakinden. Doğrucuysa evet derse zaten sol kapıdan girmem gerekir. Ama bize bir şey tespit ettirtmemiş oluyor. Bu sefer sağdaki kapıdan mı girmeliyim diye sormuş. Diyor ki diğer kukla bana hangi kapıyı işaret edecek diyor. Diğer kukla yalancı mı diyor. Şimdi burada da yine aslında bir sıkıntı var. Diğer kukla yalancı mı diye sorduk diyelim. Sorduğumuz kukla da yalancı. He, bak bunu sorabiliriz. Şimdi sorduğumuz kukla yalancıysa, hayır derse, diğer kukla yalancı değilse,
Yani doğrucuysa, daha doğrusu bizim sorduğumuz soru doğruysa diyelim, diğer kukla yalancı... Yok dur bir dakika, kafayı toparlayalım. Şimdi biz yalancı kuklayla konuşuyoruz ve yalancı kuklaya diğer kukla, soldaki kukla yalancı mı diyoruz? Bu durumda yalancı kukla evet demesi gerekir değil mi? Çünkü kendisi yalancı. Soldakine yalancı diyecek. Peki... Yalancı kuklanın burada tek cevabı olur evet. Doğrucu kukla olsa... Doğrucu kukla da evet diyecek. Yani biz bu işin içinden çıkamayız. Her türlü alacağımız cevap evet olur. Yalancı da olsa evet diyecek. Doğrucu da olsa evet diyecek. Her türlü evet cevabını alacağız biz burada. Hayır cevabı alamıyoruz. O zaman da ayırt edemiyoruz. Değil mi? Yanlış düşünmüyorum. Şimdi soldaki yalancı mı dedik? Ama yalancıya sorduk. Kendini, yani soldaki kendi yalancı olduğu için soldaki aslında doğrucu. Ha, evet diyecek. Doğrucuya sorsak zaten soldaki yalancı olmuş oluyor. O da evet diyecek aynen. Bundan iki evet cevabı alıyoruz. Kendini ele vermemiş oluyor. Şimdi burada şunu düşünelim. Bu tarz sorular daha şey, ifli sorular burada bize daha yardımcı olur. Sol kapıdan girersem ödülü alır mıyım? Doğrucuya sorduk diyelim, sol kapının arkasında ödül var gerçekten, evet der. Veya sol kapının arkasında ödül yoksa hayır der değil mi? Bu doğrucu için. Şuraya yazarak gidelim bunu, böyle daha kolay çözülür. Önermeli soru sormamız gerekiyor. Şimdi sol kapı var, sağ kapı var. Bu doğrucu dedik, bu yalancı. Soldaki kapıda ödül varsa evet. O durumda ödül sol kapıda. Eğer bu yalancıysa hayır diyecek. Hayır derse ödül yine sol kapıda. Ama doğrucu hayır derse ödül sağ kapıda olur. Doğrucu, yalancı diye yazayım şuraya. Ödül, sol. İki ihtimal var. Evet derse, bir de hayır derse. Yalancıyı da şuraya da evet diyelim. Evetse, hayırsa. Yalancı da hayır ve evet der. Biz ne istiyoruz? Kendi dünyamıza dönmek diyelim. Onu bulmak için bu sorular soruyoruz. Yoksa aslında birinde de çok istediği bir ödül var diyor ya, ödülü almasak da olur mesela. Hangisi ise. Her gün istediği bir ödül diyor. Ona da gidebiliriz, ödüle de gidebiliriz. Diyor ki, ödülü almak için kuklaya soruyor bu sefer. Ödülü almak için sen hangi kapıdan girersin? Şimdi burada yalancı ve doğrucu olmasına göre durum değişecek, yine bir şey bulamayacağız. Hangisinden girmemeliyim? Bunlar hep birbirine benzer sorular. Bak burada bence ifli soru kafa yapısı olarak bizi bir şeylere yönlendirebilecek soru gibi geldi bana. Çünkü... Şimdi diğer kukla yalancı mı diye sorsak bize bir faydası yok aslında. Çünkü ikinci bir soru soramıyorum. Kapılarla ilgili bir bilgi elde edemiyorum. Şöyle soru olsaydı. İfli ama hani eğerli bir soru. Ama mesela diğer kuklayla kapı tercihini bir arada koyan bir soru olsaydı. Yani eğer diğer kukla yalancıysa... bana hangi kapıdan girmemi söylerdi ödül için gibi bir soru sorsak ne olurdu? Yalancı birine sorduysak diğer kapının diğerinin yalancı olduğunu
da kattık ya işin içine. Yalancıya yalancının şeyini söylediğimizde çok karışıyor. Onu sağlam bir yazarak şey yapmak lazım. Bu tarz bir soruyla anlatabildim mi demek istediğimi bilmiyorum ama bu tarz bir soruyla işin içine komplike bir şey sokarak ele vermelerini sağlayabilirdik. Ama kısıtlı soru var şimdi bu sorular üzerinden. Çok iyi analiz yapmak lazım. Eğer ödül sol kapıdaysa, eğer sol kapıdan girersem ödülü alır mıyım? Alacak mıyım? Şimdi yalancı burada sol kapıdaysa ödül hayır diyecek. Sorulara son kez bir göz gezdireyim de hangi kapıdan girmeliyim? Burada ödül veya şeyin olduğunu bilmiyorsun. Sana bir kapı söylüyor sadece. Bu da güzel bir soru da. Yani burada da ödülün iyi bir şey olup olmadığını da aslında sormuş oluyorsun. Ama doğrucu yalancıyı bulamıyorsun işte. Açmam gereken kapı soldaki mi? Açmam gereken kapı, girmem gereken kapı sağdaki mi? Hangi diğer kukla beni hangi kapıya yönlendirecek? Bunu da bir tartışalım. Şimdi soldaki kukla yalancı, sağdaki doğrucu yine. Doğrucu diğer kuklanın hangi kapıya yönlendireceğini söyleyecek, değil mi? Doğrucu olursa söyler. Peki yalancı olursa ne diyecek? Doğrucu oldu ve söyledi işte sol kapı dedi mesela. O zaman diğer kuklaya sormamın da bir gereği kalmıyor ya. Tek kukla üzerinden önermelere bakıyoruz. Yalancı kukla olsa yanlış kapıyı söyleyecek. O da diyecek ki soldaki seni sağ kapıya yönlendirecek. Ama bu yalancı ise sağdaki doğrucudur. Doğrucu seni sola yönlendirecekti. Doğrucuysa şimdi bak bu soru aslında çözebilir bizim sorunumuzu. Bakalım. Şimdi doğrucu kukla sağdaki soruyoruz. Bizi hangi kapıya yönlendirecek diye soldaki kukla. Diyelim ki doğrucumuz dedi ki soldaki kukla seni soldaki kapıya yönlendirecek. Ama bu ne demek oluyor? Soldaki yalancı olduğu için biz sağ kapıya gitmemiz gerekiyor. Şimdi yalancıya sorduk aynı soruyu. Yalancıya diyeceğiz ki soldaki kukla beni hangi kapıya yönlendirecek? Şimdi soldaki kukla doğrucu. Yalancı bu sefer onun göndereceği kapının tersini söyleyecek. Şimdi doğrucu bize hangi kapıyı işaret etti? Sağ kapıyı direkt işaret ediyor. Yalancı ne diyecek? Sol kapı mı diyecek? Ha orada bak hangi kapıyı işaret edeceğini bilemiyoruz değil mi? Oy dur sabah sabah da yani sabahın 8'inde kafa çok şey yapmıyor. Sağdaki doğrucu, soldaki yalancı. Biz dedik ki diğer kukla beni hangi kapıya yönlendirir? Şimdi burada bir kapıyı doğru kapı kabul etmemiz lazım. Ben sağdaki kapıyı doğru kapı kabul ediyorum rastgele. O doğru olsun ki diğerlerinin algoritmasını çözelim, kafa yapısını. Şimdi sağ kapımız doğru kapı. Ben sağda doğrucu kuklaya diyorum ki
soldaki kukla beni hangi kapıya yönlendirir? Şimdi bir sağdaki kapı doğru kapıysa soldaki kukla beni yanlış kapıya yönlendirecek. Dolayısıyla sola yönlendirecek, doğru mu? Ama doğrucu bana bunu söylüyor. Diyor ki o yalancı seni yanlış kapıya, yani sol kapıya yönlendirecek. Şimdi sağda yalancı var. Doğru kapımız sağdaki kapı. Yalancıya soruyorum. Diyorum ki soldaki kapı, şey, kukla beni nereye yönlendirecek? Soldaki kukla doğrucu seni sağ kapıya yönlendirecek. Ama yalancı ne diyecek sana? Seni sol kapıya yönlendirecek diyecek. Her halükarda doğrucu da, yani sağda doğrucu da olsa yalancı da olsa sana aslında şöyle bir şey oluyor. Yanlış kapı söyleniyor. Ve o kapının diğerini tercih edersen kurtarıyorsun. Sorunun çözümü bu. Benim şu anda eğer mantık hatası yapmadıysam sorumuzun çözümü bu. Which door would the other doll point me to? Bak, sağdaki kapıya yönlendirecek diyor. O zaman biz geleceğiz, soldaki kapıyı açacağız abi. Is this supposed to be my reward? Flowers. Benim I ödülüm hate çiçekler flowers. Mi? You lied Çiçeklerden to me. Nefret ederim. Bana yalan söyledin. You lied. Yalan söyledin. Seni burada gerçekten bir şey beklediğimi zannettin. Her şey gibi sonunda onlar da toprağa dönecek diyor. Toz olacak. Tabii takılı, bak takılarak giriyor. Mesela buradan çıkıp diğer kapıya girebiliyor muyuz? Yok. Yok. Aa. Geri buraya geldik. Manyaklık ya. Şimdi birinin daha ateşini söndürebiliriz herhalde. Evet, bunu okumuştuk daha önce. Ateş güçlü ve canlı duruyor ama duman yok. Birini daha götürdük. Mumu söndü birini daha. Bu kim? Bizi öldürmek isteyen 3 kişi mi kaldı şimdi? Bu zaten ölmüş ya bunun. Onu 8 geçiyor ve bizim yattığımız yatak burası galiba. Ne ses be? Gıcık. Bir mahluk var buralarda. Bak. Ne bu? Hilal gibi. CCC mi? Ne? Hastane ceset torbası. Açarsak ölürüz muhtemelen. Ve açtım. Ya şu altta şey takılıp kalıyor. Normalde Steam bildirimlerini göstermemesi lazım. Aa, biziz. Aç gözlerini. Aç canım. Evet. Kendimizi özgür bıraktık. O ne lan? Oo.
Akıl hastanesinde kafayı yemişiz. You treacherous, dirty bastard. I opened my heart to you, and you stabbed me to death in cold blood. You'll pay for this. I swear you will. Ben size kalbimi açtım fakat... This means the old woman was right. I can't die. Ben ölemem. I'm immortal. Ben ölümsüzüm. I think it's time to find out how diyor. Very mortal you are, Doctor. It's the suicide note I wrote. İntihar mektubu. Benim yazdığım intihar mektubu neden buradaki duvarda duruyor ki dedi. Biz Catwoman mı olduk şimdi ya? Ödülü aldık ha herhalde. Catwoman ödülü aldık galiba. Benim adım Susan Ashworth. Bu iki yataklı eski dairede yalnız başıma yaşıyorum. Nadiren dışarı çıkıyorum demiş. Biz şu anda hastane odasında, doktor o düşmanlardan biriydi herhalde. Doktor ne diyor? Kurbanlarını hastane torbasıyla buraya aşağıya getiriyormuş. Bak burada biri var böyle. Keskin bir demir boruyu, çubuğu kadının göğsüne saplamış, orada sıkışmış. Alalım. Bu da doktor mu? Bu da ne diyor? Başka şanssız kurban. Katilin. This one looks like she's been dead. Bu uzun zaman önce ölmüş gibi gözüküyor diyor. Bu doktor tam bir sapık. Eski paslı kapı. Kilitli değil miymiş? Ay geçtim onu. Bir dakika. Yanlışlıkla... Bir şey bulamazsam bu sandalyeyi şey olarak kullanabilirim diyor. Şey, raflarda eski bir çorba şeyi varmış. Bir şey için lazım olabilir umarım diyor. O çorbayı şey yaptık. Keskin bir burada dişli şey var. Testere kafa var. Testere bıçağı. Onu da aldık. Çorba yaptık. Tamam ya. Al şu sandalyeyi. Ya yine geçtim yanlışlıkla. Tarafa gidemiyorum değil mi? Aha. Mona Lisa. Ay yanlışlıkla ya ileri gitmeye çalışırken hep şöyle bacakları görüyor musunuz? Alttan sarkmış bacakları. You're gonna pay for this, you bastard. Bunu ödeyeceksin. Seni manyak. Yani Mona Lisa'ya benzetmek için kadına çok makyaj yapmış. Sahte bir iskelet eğitim için kullanılıyordu buraya gelmeden önce herhalde diyor.
Burada da... Bu nereye geldi şimdi? Yani Bolt geldi ama... Doktor muhtemelen kendini bir artist olarak görüyor. Workbench'te bir şey yapacağız herhalde. Burada bir silah yapabilirim muhtemelen diyor. Yapalım. Burada bir tane silah yapılabilir. Kullan. 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 Dur bir saniye. İşe yaramıyor dedi. Aslında yarayabilirdi ya. Çorbayla bir şey, sabunla bir şey yapamam. Çorba değil, sabun o değil mi? Soğuk. Karıştırıyorum ben çorbayla. Çorbanınki neydi? Soğuk sabun da. Çorbanınki neydi? Çorba da soğukmuş ya. Aynen. Tamam, biz oradaki aletimizi almıyor muyuz hocam? Aleti ver. Yaramıyor işe. İşe yaramıyor. Hocam, onları nasıl alıyoruz ya? Başka bir şey yok ki. Ha, şöyle yapacağım bir saniye. Daha silah bitmedi o zaman. Burada bir şey yok. Bir şeyler daha bulup geleceğim workbench'e. Oha. Neler yapmış bu manyak ya? Bir zavallı kurbanı daha. Şey, ellerinin arasında keskin bir şey var diyor. Parmaklarının arasına bir metal şey takmış. Yüzük gibi. Alsana onu. Bunu alamıyoruz mu? Somun, somun. Bunu da şey gibi yapmış. O tarafa gitmeden önce en sağa gideceğim bir. En sağa ulaşmadık hiç. Manyak herif ya. Spiderus konfeti de kompozitör öldürdü. Bu kadar manyaklığı nasıl saklıyor bu manyak adam diyor. Kendini bir artist olarak görüyor ya. Umarım Ermin'le so use this creepy baby doll instead. Bebek kafasını onun yerine kullanmış diyor. Bebeğin kafasını çektik oradan. Görünüşe göre burası çok uzun zaman önce kapanmış diyor. Bir gün burayı hasar vermişler herhalde. Aynen. Şey, patlamış burası. Herkes yanmış. Ben çıkmanın tek yolu. Burada kilitli. Aa, Liz'i de buraya koymuş. Bu Liz. Fakat imkanı yok. Onunla son gece konuşmuştum. Aşağı atlamadan önce. Yani bu bundan çok önce ölmüş olmalı diyor.
Gerçekten orada mıydı falan diyor. Umarım en sonunda biraz ölümde biraz huzur bulacaksın falan dedi. Aldık onu da. Bu kapıyı bunlarla açamıyoruz. Şimdi şuradaki kapıdan girip bu parçayı da bir koyalım bakalım. Bir işe yarayacak mı? The vault needs to be secured in place now, otherwise it will all just fall apart. Olmazsa parçalara ayrılacak. Bunu da bunun üstüne taktık. Tamam, bunu da alabilirim artık. Şunu da kullanamıyoruz. Bu kaygan şeyi kapının önüne bir yere koyacağız. Doktor çıkınca basıp kayıp düşecek bence ya. Bir tane silah aldık. Bir tane silah aldık. Şimdi diğerini yapmam lazım. Diğerini ne için yapıyoruz onu da tam bilmiyorum ama. Çok bağırıyor. Paslı kilit. Onu sessizce açalım diyor. Tamam. Aa, wrench varmış içeride şey. Boru anahtarı ha, şey keski değil. Aa, boru anahtarıyla ben yok, orada kilit vardı. I don't need eyes to enjoy your fear. Scream louder, little bitch! Scream your lungs out! Louder, I said! Daha çok bağır diyor. Gözlerinde korktuğu ihtiyacım yok falan diyor. This is by far my favorite of songs. Benim aç kara en sevdiğim şarkı. Benimle, unlike you, benim için dans eder misin? I know all art needs to be appreciated. Your scream is like a poem. Without words. Çığlıkların sözsüz şiir gibi. O benim ölü olduğumu biliyor. Kimse bu yeri bilmiyor. Görünüşe göre büyük bir hata yaptın seni. Your body, popo deli. An instrument. Vücudum bir enstrüman. And yet you make every fiber in my body tremble with excitement. Your body will forever be admired by those like me who understand the only pure and true form of art. Sanatın doğru ve sade halini kim anlayabiliyor ki diyor falan işte yani. Ama ben artık işe el atsam diyorum ha. Niye sesleniyoruz? Yani neden sesleniyoruz? Keskin bir acı hissedeceksin. Scratch ne bilmiyorum ya, scratch. Bu kelimelerin birçoğunu aslında şey biliyorum. Yani kelimeye aşinayım da. Kesik, şey, çizik, sıyrık. Gelişi güzel anlamı varmış. Kaşımak. Yani bence kesik sızısı gibi bir şey olabilir. WhatsApp'ta karmaya inanıyor musun doktor? Ne haber doktor? Cehennemde görüşürüz. Hiçbir şey söyleme. Hiçbir şey söyleme. Yani bye bye happiness. Thank you.
Sonunda hak ettiği neyse onu aldı. Umarım cehennemde yanar gibi bir şey diyor herhalde. Kızın hayatını yeni kurtardım fakat neden hala bu kadar sinirli hissediyorum? Çözelim kızı da. Thank you. Teşekkür Thank ederim. You so much. Çok teşekkür ederim. He would have killed me. Diğerleri gibi beni de öldürecekti. Bu bir hayvan. You gave him what he deserved. Ona ne hak ettiyse onu verdim diyor. Sen kimsin? Oo. It doesn't matter. Forget you ever saw me. Önemli değil. Beni gördüğünü unut. Call the police. Buradan git, çık ve polis çağır diyor. I'm going home. Ben eve gidiyorum. Tamam, burada bırakıyoruz. 2 bitti. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. 3. bölüm nehirmiş ama biz kaydedip gidiyoruz. Lütfen konuşma. Standing by the river. Lütfen konuşma ama ya. Do I need a stone? Ben okumadım ki. No. Taşa ihtiyacım, kayaya ihtiyacım var. My heart is heavy enough. Kalbim yeterince ağır diyor. It will drag me down for sure. Ben aşağı doğru çekiyorum. Hocam, boş ver de ben. Sen konuşma. Ben şuradan kaydedeyim. Lütfen, please. Abi ESC çalışmıyor, hiçbir şey çalışmıyor. Aşağı mı atlayacaksın? Atla da kurtulak ya. O biz metalleri birleştirdik. O ne işe yarayacak? Tı. Sonunda evdeyim. Burada güvende olurum. Hepsinden önce yıkanmalı ve bu geceki bütün şeyden kurtulmalıyım diyor, yıkanarak. Kötü hatıralardan, korkunç hatıralardan diyor. Duş için yani ölüyorum. Bir şeyler yemek, biraz kahve, bir sigara. Kedilerimi görmeyi de çok istiyorum. Her şey bir dakikalığına her şey normale dönmüş gibi davranayım diyor herhalde. Hayatta kaldım bunca şeyden sonra. Hayattaki işte ufak tefek şeylere belki katılmayı deneyebilirim gibi diyor. Evet. Ben bunu yapabilirim. Pardon. Zamana bir adım falan diye. Biz şunu kaydedelim. Mesela bak burada ben save dediğimde şu yukarıdakilerden birine neden kaydedemiyorum? Yani niye her defasında yeni isim yazmam gerekiyor ki? Ya da ben mi bilmiyorum? Select an option using. Bak save dedim. Allah Allah. Şöyle yapalım. Tamam, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve de hoşça kalın.